Türkiye'de ve Urfa'da hani birçok hasta tutuklu var. Urfa'da da ağır hasta tutuklular da bulunmaktadır. Her tutuklunun hani insan onuruna yakışır bir şekilde de tutuklu da olsa bu şartların sağlanması gerekiyor. Bunun aksi yani işkence ve kötü muamele suçlarını oluşturur. Ağır hasta olan tutukluların cezaevinde artık hani yaşamlarının son bulacağı noktalara kadar tutulmaları yani açık bir şekilde işkence suçunu oluşturur. Yaşam hakkı ihlalidir bu aynı zamanda. En temel insan hakkı yaşam hakkıdır. Bunun ihlalidir. Cezaevinde kalamayacak şekilde hani yaşlı olan, çok ağır hasta olan insanların hani özel afla bırakılmaları mümkün. Hani ancak yani bizim takip edebildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla yani o noktada da ayrımcılık yapıldığı aşikar yani. Hani bu eşitlik ilkesine aykırı davranılıyor. Kişilerin suçlarına göre, işlediği suçlara göre, suç kategorisine göre kimisi affediliyor, kimisi affedilmiyor. İnsanların hani tedavi olması durumunda hayatta kalması mümkünken bu insanlar cezaevinde zor şartlar altında tutuluyor. Hani hastalıkları daha da ağırlaştırılıyor bir şekilde. Nihayetinde yani bu insanlar bunları korumakla yükümlü olan yetkililer tarafından yaşamları sonlandırılıyor bir nevi. Yaşam hakları açık bir şekilde ihlal ediliyor. Bu yani hani kabul edilecek bir durum değildir yani. Bakıyorsunuz hani ölüm döşeğine düşecek noktaya geldiğinde yani hala tahliye edilip edilmeme noktasında tereddüt olduğu, hatta tahliye edilmediği, bu yüzden birçok insanın öldüğü görülüyor. Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Yani insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir denmektedir. Yani bu gerekliliği uygun şekilde yani yönetimin ya da işlemlerin, usulün işletilmesi gerekmektedir. Yani hani tutuklu da olsa bunun insan onuruna yakışır bir şekilde hayatını sürdürmesi gerektiği noktasında herkesten fikir, yasalar da bunu söylüyor ama uygulanmada problemler var. Hani bu bunun da bir sebebi hani fikirlerden dolayı hani kişilerin suç durumuna göre muameleye maruz kalıyorlar. Yani yine anayasada hani eşitlik ilkesinden yola çıkarsak hani bunun yapılmaması gerekiyor. Bütün tutuklular için aynı prosedürün uygulanması gerekiyor. Hani işkence ve kötü muamele yani insanlığa karşı yapılmış bir suçtur. Bu herkesi, bir toplumun tüm kesimini ilgilendiren bir meseledir. Bu sebeple hani biz bu insanların sesi olmak zorundayız. Birçok dernek de yani sivil toplum örgütü de barolarda insan haklarını korumakla mükellefler, yükümlüler yani bunu yapmak zorundalar. Hasta tutukluların bir an önce tahliye edilmeleri ve yaşamlarına bir şekilde devam edebilmeleri gerekiyor. Bu ortada bulunan ayrımcılığın kalkması, bütün tutuklulara eşit bir şekilde davranılması gerekiyor. Bunun aksi yani hem hukuk devletiyle çelişir, aykırılık teşkil eder, hem yasalarımıza, ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılık teşkil eder ve kabul edilecek bir tarafı yoktur. Bunun biraz aşılması gerekiyor. İnsanları siyasi ya da dünya görüşleriyle ön yargıyla yaklaşmamak gerekiyor. Her hasta tutukluya bir insan gibi bakılması ve hani bunların yaşam hakkının korunması gerektiğini ve buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.